Tarihte Yugoslavya'dan sahip ikinci devlet olarak görülen siyasi yapı Yugoslavya Demokratik Federal Cumhuriyeti'dir. Bu devlet yapısı 2. Dünya Savaşı esnasında direniş gerçekleştiren Yugoslavya Partizanlar tarafından 1943 yılında Demokratik Federal Yugoslavya adıyla ilan edilmiştir. Ülkenin adı 1946 yılında Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti adıyla değiştirilmiştir. 1963 yılında ise Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti adını almıştır. Yugoslavya Krallığı 1941 yılında Almanlar tarafından işgal edildi. Ülke içinde gerilla savaşları baş gösterdi. Yugoslavya Krallığı ordusundan alta kalan bazı birlikler 2. Dünya Savaşı esnasında Nazi bozgundan hemen sonra Albay Draza Mihailović'in önderliğinde Çetnikler olarak bilinen çeteler kurdular. Karadağ'da kukla hükümetin ilanıyla birlikte yerel isyanlar başladı. İşgale karşı bir başka direniş odağı da Josip Broz Tito yönetimindeki Yugoslavya Komünist Partisi'nin Temmuz 1941'de başlattığı silahlı ayaklanmayla ortaya çıktı. Partizanlar olarak anılan komünist gerillalar 1941 yılının Eylül ayında Uzice kentini ele geçirdiler. Daha sonra Sırbistan ve Bosna'nın bazı bölgelerini içine alan bir cumhuriyet oluşturdular. Bütün ülkeyi Büyük Sırbistan çevresinde yeniden birleşme hedefini güden Çetniklerin izlediği strateji müttefiklerin bölgede başlatacağı bir harekatı temel alıyordu. Federal bir cumhuriyet programıyla ortaya çıkan partizanlar ise direnişi bütün ülkeye yayacak bir stratejiyi öngörüyordu. Bu nedenle mihver kuvvetlerinin direniş hareketini ezmek için Ekim 1941'de başlattığı saldırı karşısında eşgüdüm sağlanamadığı gibi Çetnikler ve partizanlar arasında sert ve kanlı bir çatışma kaçınılmaz hale geldi. Mihver devletleri saldırısı üzerine Bosna'yı çekilerek içi tugaylarına dayalı yeni bir savaş taktiği seçen partizanlar, İtalyan, Alman, Ustasa ve Çetnik birliklerinin Mart 1942'de giriştiği harekattan sonra Bosna'nın kuzeybatı kesimini üst edindi. Tito'nun Kasım 1942'de topladığı Yugoslavya Antifaşist Ulusal Kurtuluş Konseyi direniş harekatının bütün Yugoslav halklarını birleştirecek bir siyasal programa kavuşmasını sağladı. Müttefiklerin Balkanlara çıkarma yapmasından önce Yugoslavya'daki partizan hareketini boğmak isteyen Nazi yönetimi, toptan imhayı hedef alan yeni bir harekat düzenlediler. Öncelikle Çetnikliğe saf dışı ederek konumlarını sağlamlaştıran partizan kuvvetleri, ardından ise Alman kuşatmasını yararak Karadağ'ın Durmitor bölgesine geçtiler. Mayıs 1943'te bölgeye yönelik 2. Alman kuşatma harekatı da boşa çıktı. Üstün Alman birlikleriyle şiddetli çarpışmalardan sonra saf bir geçidi aşan partizan kuvvetleri sonunda Bosna'nın orta kesimine ulaşmayı başardı. Yugoslavya'nın bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktası sayılan bu zafer, aynı zamanda partizan hareketine müttefiklerin siyasi ve askeri desteğini sağladı. İtalyan müttefiklere teslim olmasından sonra da partizanlar denetimine giren geniş kıyı şeridi, silah ve askeri gereç almak için önemli bir konum haline geldi. Kasım 1943'te ikinci toplantısını yapan Avnoş, bir geçici hükümet oluşturduğunu ilan etti. 1944 yılının Mayıs ayında Titon karargahına yönelik son Alman saldırısında atlatan partizanlar, sonraki aylarda işgal kuvvetlerini Sırbistan'a doğru geri itmeye başladı. Aynı esnalarda bozgun içindeki Alman birliklerini izleyen Sovyet Kızıl Ordusu Romanya ve Bulgaristan sınırlarına dayanmıştı. Daha önce bağımsız bir çizgide dilettiği için Stalin'in tepkisini çekmiş olmakla birlikte Moskova'ya giderek Sovyet ileri harekatıyla belirli bir eşgüdümü sağlayan Tito, bir taraftan da Londra'daki sürgün hükümetiyle görüşmelere oturdu. Tito'ya önemli bir siyasi ağırlık kazandıran görüşmeler sonunda kurtarmış bölgelerde kurulan Ulusal Kurtuluş Komiteleri geçici yönetim organları olarak kabul edildi. Çetniklerle iç savaş biçimini alan Sırbistan'daki partizan ilerleyişi Alman ordularının geri çekildiği sonbahara doğru büyük ölçüde başarıya ulaştı. Partizan kuvvetleriyle Sovyet birliklerinin ortak harekatıyla Ekim 1944'te Belgrad ele geçirildi. Sürgün hükümetin başbakanı Ivan Subasic'in Belgrad'a dönmesinden sonra koalisyon niteliğinde bir geçici hükümet oluşturuldu. Bütün Yugoslavya toprakları partizanların denetimine giderken son çetnik kalıntıları da temizlendi. Kasım 1945'teki seçimlerde komünistlerin önderliğindeki Halk Cephesi'nin kazandığı büyük zaferin ardından 2 Aralık 1945 tarihinde Yugoslavya Demokratik Federal Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildi. Böylelikle kağıt üstünde de olsa devam eden monarşi resmen sona erdi. 1946 yılının Ocak ayında federal bir cumhuriyet yapısını öngören yeni bir anayasa yürürlüğe kondu. Sosyalizmin kuruculuğuna yönelik Yugoslavya'da toprak reformu yapıldı. Bankalar, sanayi, ticaret devletleştirildi. Kalkınma planları hazırlandı. Sosyalizmin kuruculuğunda ortaya çıkan sorunlar karşısında Titon sosyalizme özgün yollarla gitme tezleri Stalin tarafından televizyonizm olarak suçlandı. Böylelikle 1948 yılından sonra Sovyet-Yugoslav ilişkileri koptu. 1953 yılında yeni anayasayla girişilen reformlar onaylandı. 1955 yılında Sovyetler Birliği ile yeniden ilişkiler kurulmasından sonra da Tito bağımsız bir dış siyaset izlemeye devam etti. 1968 yılında Çekoslovak hareketinde Sovyetler Birliği'ne muhalefet etti. Batılı ülkelerle ticari münasebetler içine girdi. 1972 yılında Hırvatistan Sosyalist Cumhuriyeti'nde olaylar çıktıysa da kısa sürede bastırıldı. Tito 1979 yılında yapılan 6 zirve toplantısı neticesinde Fidel Castro ile olan mücadelesini kazandı. 3. Dünya diye bilinen Bağlantısızlar Teşkilatı'nın Sovyetler Birliği'nin nüfuzundan kurtardı. Tito'nun 1980 yılında ölümünden sonra yerine kolektif başkanlık idaresi geldi.
1984 yılında devlet başkanlığı Veselin Duran'a çevrildi. 1989 yılında görülen ekonomik ve siyasal bunalım Hırvatistan ve Slovenya Cumhuriyetleri arasında ilişkilerin bozulmasına sebep oldu. Aynı yıl Doğu blokunda görülen yenileşme hareketle Yugoslavya'ya da yansıdı ve 1990 yılında çok partili düzene geçildi. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin dağılma süreci öncelikle ekonomik politik değişim başlangıcı ile ilişkilidir. Özellikle Yugoslav resmi tezi olan öz yönetim ve bu sayede ileri bir aşamada gerçekleşmesi tasarlanan, Marksizmin öngördüğü özgür üreticilerin birliği fikri ekonomik sistemin uluslararası sermayeye açılması ile dengesini kaybetmiştir. Yugoslav siyasi yapısının öz yönetimci sosyalizmden pazar sosyalizmine kayışı, coğrafi esasa göre oluşturulmuş Yugoslav öz yönetim modelinin neoliberal politikalar ekseniyle dönüşüm sürecine girmesini ifade etmektedir. 1990'ların başıyla beraber Yugoslavya birçok iç çatışmaya sahne olmuştur. Ülkenin federal yapısındaki dengesizleşme bu ülkede kendi özel cumhuriyetlerinde yaşayan halkların seslerini azar azar yükseltmelerine sebebiyet vermiştir. Bu çatışma ve savaşların sonrasında federal cumhuriyeti oluşturan Slovenya Sosyalist Cumhuriyeti, Hırvatistan Sosyalist Cumhuriyeti, Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti ve Bosna Hersek Sosyalist Cumhuriyeti bağımsızlıklarını ilan ettiler. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin parçalanması sırasında sadece iki tane cumhuriyet Yugoslavya Devleti'ni sürdürmeyi kabul etmiştir. Bunlar Sırbistan ve Karadağ'dır. Bu iki devlet Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni oluşturdu.